çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir silecek projesi yapacağız. Yağmur yağdığı zaman sileceklerimiz çalışmaya başlayacak. Peki bu proje için bize neler lazım? Bir tane Pino kontrol kartı, servo motor, servo motor dönüştürücüsü, servo motoru takmamız için bir tane kolu, su seviye sensörü, bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için pil, pil şapkası, iki tane sensör bağlantı kablosu, bir tane USB kablosu ve tasarımımız ile devremizi sabitlemek için silikon tabancası. Hemen pilimi ve pil şapkamı şöyle alıyorum. Modülümü, servo motor modülümü nasıl bağlıyorduk bir onu hatırlayalım hemen. Şöyle 3 tane kablosu vardı, renklerinin bir önemi vardı. Bunları hatırladığınızı biliyorum ama yine hatırlatmak istiyorum. Kahverengi GND'yi, kırmızıyı 5 volta ve turuncuyu da D0'a takmamız gerekiyor. Aynen söylediğim şekilde, denk gelecek şekilde taktım. Peki servo motorunu pino kontrol kartına nasıl takıyorduk? Üzerinde mor bir etiket vardı. Bu benim için pino kontrol kartındaki mor etiketli alanlara bağlandığını gösteriyordu. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla mor kapılardan birine bağlıyorum. Ben 5 numaralı kapıyı seçtim. Ve bağlantımı oluşturdum. Şöyle bunu sonra takacağım. Ve su seviye sensörümüz var. Su seviye sensörümüz de bize suyun durumunu belirtiyordu. Peki bağlantısını nasıl yapıyorduk? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket vardı. Bu benim için kırmızı kapılardan birine, yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılardan birine bağlanacağını gösteriyordu. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Evet. Şimdi ise pino kontrol kartımızı bilgisayara bağlayalım. Bunun için USB kablosunun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu pino kontrol kartına takıyorum. Ve sonrasında ise bilgisayarımdan Nblock programını açıyorum. Nblock programını açtıktan sonra kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Hemen uzantılara geliyorum. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantılara geldim. Pino var ve Arduino'da seçili. Arduino ile ilgili bir işlemimiz olmayacağı için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Seçili. Bağlan diyorum. Seri port COM6. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Siz hangi seri porta bağlıysa onu seçiniz lütfen. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Nblock yazılımı ile pino kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda bir önceki projede içerisine yüklediğimiz kodların silinmesini sağlıyor. Yani kartımızın sıfırlanmasını sağlıyor. Ya da bir proje yaptınız. Projenizin tasarımından, kodlarından, bağlantısından, her şeyinden eminsiniz. Fakat bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat diyorum. Artık kartım kodlanmaya hazır. Hemen sensörümden bir değer okuyalım ve bir kere de servo motorumuzu çalıştıralım. Sensörümden değer okumak için su seviye değer okuma kod bloğunu ekrana getiriyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 8. 8'i seçiyorum. Ekrandaki karakterimi söyleteceğim için görünümden merhaba diye aldım. Kod bloğunu merhaba diyenin içerisine yerleştirdim. Bana sürekli söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodunu alıp merhaba diye ile birleştiriyorum. Ben bunu bir olaya bağlamak istiyorum. Olaylardan yeşil bayrağı seçtim. Yeşil bayrağı tıkladığımda bana değerler vermesi gerekiyor. 0 ile 1023 arasında değer veriyor. 0'a yaklaştıkça kuru olduğunu, 1023'e yaklaştıkça ise artık ıslandığını görüyoruz. Şurada bir bardağım var. Şöyle çok hafif dokunduruyorum. 300'lere kadar çıktı. Biraz daha yoğunlaştırayım her tarafa. Gördüğünüz gibi değerlerim 500'e kadar çıkıyor. Biraz daha artırırsam suyunu, bu değerler tabii ki gittikçe daha da artacak. Şöyle kurulayım. Hızlı bir şekilde servo motorumuzu da çalıştıralım. Servo motorumuzu çalıştırmak için robotlara geldim. Servo motorumu çalıştırma kodunu aldım. Bir açı belirliyorum ona hemen. Ben 90 açısı dedim. Tabii öncelikle kaçıncı kapıya bağlıysa onu seçmemiz gerekiyor. 5. kapıya bağlı. Şimdi bir olaya bağlayalım. Olaylardan boşluk tuşu değil de yukarı ok yapalım bunu. Yukarı ok tuşuna bastığım zaman şu an 90'a geldi. Kolumu takıyorum. Şimdi geldim. Bir tane daha kopyasını çıkartıyorum. İki açı arasında dönmesini istiyorum. Bir deneyelim.
180'e 0 yapalım. Yukarı ok tuşuna basınca 0, aşağı ok tuşuna basınca ise 180 derecesine dönsün istiyorum. 0, 180, 0, 180 şeklinde şu an dönüşümü yapıyor. Harika. Bana şu anda servo motorumu çalıştığını da görmüş olduk. Peki bizim nasıl bir tasarımımız var? Hemen sizlere onu göstereyim. Bardak şöyle alayım. Sizler için şöyle bir tasarım yaptım. Dil çubuklarını birleştirdim. Arkasından karton ile ayakta durması için bir alan yaptım. Şuradaki bölüm ise yine dil çubuklarını 3'e böldüm ve üst üste koydum. Ben şimdi buraya servo motorumu koyacağım. Şuraya su seviye sensörümü koyacağım. Yağmur yağdığı zaman sileceklerim direkt çalışmaya başlayacak. Peki ben şimdi bu servo motorunu nasıl sabitlemem gerekiyor? Önce bir ona karar vermem gerekiyor. Şöyle servo motorumuzu şu seviye sensörümü bir alayım oradan. Harika. Servo motorumun ben ilk olarak hangi açıda durmasını isteyeceğim? Şu şekilde taktığım zaman benim buradan bu tarafa doğru bir açı yapmasını isteyeceğim. Yani sıfırdan 180'e doğru bir açı yapmasını isteyeceğim. Fakat önce bir onu sıfır açısına getirelim. Şöyle yaptım. Şu an böyle. Aşağı ok tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi şu açıları şu şekilde bir açı değişikliği yapacak. Şimdi dil çubuğunu takacağım ve daha iyi bir şekilde, daha net bir şekilde görmenizi sağlayacağım. Şöyle yönünün karışmaması için elimde tutuyorum. Silikon tabancayı kullanırken dikkat edelim. Kurumasını bekleyeceğim. Tutuyorum şöyle. Bir deneyelim. Şöyle. Şu şekilde, evet. Gördüğünüz gibi sileceğim şu şekilde çalışacak. Harika. Yani sıfırdan 180'e doğru sürekli açı yapacak. Ben şu an yukarı ok tuşuna basıyorum. Sıfıra geliyor. Aşağı ok tuşuna basıyorum. 180 derecesine geliyor. Ama ben bunların hepsini bir olaya bağlayacağım. Ve bir kere bastığımda şu işlemi yapmasını sağlayacağım. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Aşağı ok tuşundan ayırıyorum 180'i. Ben ne diyeceğim? Kontrolden 1 saniyeyi alıyorum. Bunu 0.3 saniye kadar beklet diyorum ve daha sonra 180 açısına gel diyeceğim. Yine aynı şekilde 0.3 saniye diyorum. Şimdi yukarı tuşuna basalım. Çok pardon, şuradan basmam gerekiyor. Şu an her bastığımda bir kere çalışıyor. Eğer bu benim için daha çok fazla hızlı derseniz 0.3 yerine 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye gibi değerler yazabilirsiniz. Tamam, yazacağım kod aşağı yukarı belli oldu. Şöyle bir ayıralım. Şimdi biz ne zaman bu açıları yapmasını istiyoruz? Önce onu düşünelim. Benim için koşulum şuydu. Su seviye sensörümüzün üzerine su damlaları geldiğinde değer değiştiği zaman bu işlemi yapsın. Şimdi su seviye sensörümüzle değer aralığını bir belirleyelim beraber. Yeşil bayrağa bastığım zaman sensörüm değer okumaya başlıyor. Şu şekilde kuruyken sıfır zaten. O zaman biz şunu desek yeterli. Benim değerim 400'den büyük olduğu zaman, değil mi? 400'den büyük olduğu zaman servo motorum çalışmaya başlasın. O zaman bu algoritmayı oluşturduğumuza göre hemen hızlı bir şekilde yazalım. Sonrasında ise tasarımımıza birleştirelim. Hemen kapatıyorum bu bölümü. Şurayı atıyorum. Benim ilk olarak bir koşullu ifadeye ihtiyacım var. Bu da şu. Benim suyumun değeri 400'den fazla ise servo motorum çalışmaya başlasın. Bunun için isterseniz iki tane eğri alt alta koyup 400'den büyük ise ve 400'den küçük ise diye yazabilirsiniz. Ya da bir kere de eğer ise değilse kodunu alıp eğrin içerisine işlemlere gidip sadece bir şartı yazabilirsiniz. Ben hemen büyük türü aldım. Şimdi ilk kutucuğa sensörümün değerini yazacağım. Su seviye sensör okuma değerini. Gelip kaç numaralı kapıdaydı? 8 numaralı kapıda. 400'den büyük ise
aşağıda ayarlamış olduğum servo açılarında hareket etsin istiyorum. Eğer 400'den büyük değilse, yani 400'den küçük ise, yani sensörüm kuruysa ne yapmasını isteyeceğim? Ya 0'da ya da 180 açısında kalsın isteyeceğim. Bunun içine geliyorum hemen robotlar bölümüne. Geliyorum, servo motorumu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 5 numaralıya. 5'e bağladığımda 0 açısında kalsın diyorum. Peki bu işlemi bir kere mi yapacak, sürekli mi? Sürekli. O zaman geliyorum kontrole. Sürekli tekrarla kodun içerisine, eğer ise değilse kodunu yerleştirdim. Ben bir olaya bağlayıp önce denemek istiyorum. Yeşil bayrağı tıkladım. Şöyle servo motorumu elime alayım. Şu an 0 açısına geldi, kuru. Hemen biraz ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi sileceklerim çalışıyor. İsterseniz biraz daha yavaşlatabilirsiniz. 0,7 0,7 Çalıştıralım şimdi. Gördüğünüz gibi biraz daha yavaş çalışıyor. Gayet güzel. Durduruyorum ve kodları artık Pino kontrol kartımın içerisine yüklüyorum. Pino programı dedim. Sağa tıkladım ve Arduino'ya yükle dedim. Arduino'ya yüklediyorum tekrardan. Neler yaptık? Algoritmamızı oluşturduk ve dedik ki su seviye sensörümüzün değeri 400'den büyük olduğu zaman servo motorumuz çalışsın. Açılarını da 180 derece ile 0 derece arasında gidip gelmesi için ayarladık. Şimdi kartımıza yükleniyor. Yükleme işlemi bitti. Kablomu çıkartabilirim. Hemen pil ve pil şapkası yardımıyla Pino kontrol kartımı bir çalıştırmak istiyorum. Hemen pilimi takıyorum. Güç şurasını taktım. On off bölümünden on yapıyorum. Su seviye sensörümü elime aldım. Şu an çalışıyor. Bir kurulayalım. Evet. Şu an kurudu. Islatıyorum hemen. Yağmur yağıyor. Şu an sileceklerimiz çalışmaya başladı. Yağmur duruyor. Kurudu. Harika. Şimdi on off'tan off'a getiriyorum. Pilimi çıkartıyorum ve tasarımımı sabitliyorum. En keyifli kısımlardan birisi. Evet çocuklar, şu anda pilimi taktım, tasarımımı yerleştirdim. On off bölümünden on yapıyorum. Şu an kuru olduğu için hiçbir şekilde çalışmıyor. Hemen geliyorum, biraz yağmur yağdırıyorum. Ve gördüğünüz gibi sileceğim çalışıyor. Harika. Görmüş olduğunuz gibi hemen bir kurutayım. Sıfır yaptığım zaman, yani kuruttuğum zaman duracak ve durdu. Şimdi on off bölümünden off getiriyorum. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte servo motor ile su seviye sensörünü beraber kullandık ve bir silecek projesi yaptık. Şimdi ise sıra sizlerde. Pino kontrol kartınızı, su seviye sensörünüzü ve servo motorunuzu alarak oyuncaklarınıza bir silecek yapabilirsiniz. Ya da yağmur yağdığı zaman kapanan bir branda sistemi yapabilirsiniz. Pino ile bu projeleri yapmak çok kolay. Sizlerden videolarını bekliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.